Evet değerli izleyenler, hafta sonu bisiklet gündemi bir hayli yoğun, Türkiye'nin ve dünyanın da tabii ki bunlardan biri ile devam edeceğiz. Konuğumuzu size tanıtmıştım. Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu Çağrı Özütürk bizlerle ve bu etkinliği konuşacağız kendisiyle. Öncelikle bu etkinliği sizden dinleyelim isteriz. Böyle bir etkinlik neden gerçekleşiyor? Neden Greenpeace öncülüğünde gerçekleşiyor? Şöyle gerçekleşiyor. Biz İngiltere'de Şarda eylemi düzenlemiştik. 6 Greenpeace gönüllüsü Shard binasını, İngiltere'de bulunan 3 Shell genel merkezinin görebileceği en büyük bina, bir buzul şeklinde mimarlanmış bir binanın üzerine 6 tırmanıcımız tırmandı ve üzerine kutuplarda sondajı durdurun diye bir pankart açtı. Ondan sonra sordu, siz kutuplar için ne yaparsınız diye. Bu Ice Ride dediğimiz, kutup bisikleti dediğimiz bu çalışma, buna bir cevap olarak halkın, Greenpeace gönüllülerin, katılımcıların uygun gördüğü bir aktivite. Kuzey Kutbu için bisiklete binip dünyanın 36 ülkesinde, 106 şehirde 14 bin katılımcıyla düzenlediğimiz bir etkinlik. Türkiye'de nasıl geçmesini bekliyorsunuz? Türkiye'de kalabalık bir katılım var mı? Türkiye'de kalabalık olmasını bekliyoruz. 4 şehirde, Eskişehir, Yalova, Mersin, İstanbul diye 400 ile 500 civarı toplam katılımcı bekliyoruz. Ne yapılacak? Bisiklet turu yapılacak değil mi? Bisiklet turu yapılacak. Shell istasyonlarının önünden geçilecek. Shell bayil, Shell'de çalışan işçilerle konuşulacak. Shell'e giden müşterilerle konuşulacak. Onların önünden geçilecek. Bu ilginç de bir eylem olacak. Tepkilerle karşılaşma ihtimali de olan bir eylem olacak anladığım kadarıyla. Ama belki izleyenlerimiz soruyordur. Kutuplar ve bisiklet arasındaki ilişkiyi nasıl kurmalıyız? Kutuplarla bisiklet arasındaki ilişki, yani daha çok halkla alakalı. Dediğim gibi şeyde bir şey sormuştuk. Şarda sormuştuk, siz kutuplar için ne yaparsınız diye. Halkta bisiklete bineriz, gideriz. Yani ne yapmamız gerekiyorsa onu yaparız. Harekete geçeriz. Harekete geçeriz, aynen. Peki aslında başka bir tarafı da var. Evet, bu bir yani yapılan karbon anketin salımını sonucu. Azaltmak gibi. Karbon, yani karbon salımını azaltmak. Yani gideceğin yere, özellikle İstanbul gibi metropollerde gideceğin yere arabayla gitmene çok gerek yok. Bisikletle de gidebilirsin. Yani vapurla, bisikletle de geçebilirsin. Metrobüse de bisikletle. Dünyada örnekleri var sanıyorum zaten. Aynen. Benzeri kentlerin bisikletin daha yaygın olarak kullanıldığı, ancak İstanbul için bu Yeditepe'li şehir namlı diğer haliyle birazcık bisikletin zorlu olduğu gibi görüşler de var. Ancak bilen birçok insan tanıyorum. E5'i bile bisikletle kat eden insanlar mevcut tabii ki. Peki aslında bu bir yanıyla şöyle enteresan bir hareket. Kutuplar aslında milletsiz bir yer. Yani bütün dünyanın toprağı diyelim. Ve belki bu yüzden de birazcık unutulan, ihmal edilen ve sadece belki birazcık romantize edilerek bakın kutuplar eriyor, buzullar eriyordan öteye geçmeyen bir konuydu. Ta ki artık son zamanda küresel ısınmanın en ciddi etkilerinin artık kutuplarda olduğunu fark edene, görene kadar ve oradaki yaşamın tehlikeye girdiğini görene kadar. Bu konuda başka ne gibi çalışmalar yapıyor? Çünkü bu alanda yoğun çalışan bir örgüt Greenpeace aynı zamanda. 15 Eylül aslında, yani bu seçtiğimiz tarih aslında Kuzey Kutbu'nun en düşük erime oranı, yani en düşük erime oranını gösterdiği gün. Yani buzulların en çok eridiği gün, sıcak yaz aylarının bütün buzulları erittiği gün ve her geçen sene rekor kırıyor bu erime. Onun için bu tarihi seçtik. Bunu kamuoyuna duyurmak için bir etkinlik olarak bu var. Bunun anlamı da Kuzey Kutbu'nun o beyaz alanların aslında güneş ışınlarını geri yansıttığı ve küresel ısınmayı bir şekilde stabilize eden bir etken. Fakat Kuzey Kutbu eridikçe, o beyaz alan azaldıkça güneş ışınları geri yansımıyor ve ısınma çoğalıyor, artıyor her geçen sene. Evet, gazetelerde ilginç haberler vardı. Bütün hafta boyunca aslında dünya ısınmıyor, soğuyormuş, kutuplarda erimiyor, artıyormuş gibi gözlemler. Bunları her sene, gerçi bu medya aracılığıyla duyuruluyor. Belki burada anmakta fayda var. Her sene yapılan bir haberdir. Küresel ısınma yok, buzullar erimiyor haberi, ancak gerçeği yansıttığını söylemek tabii ki hem güç hem de bu aslında ciddi bir çekişme dünyada. Sizin de sık sık işaret ettiğiniz bir çekişme örgütü olarak.
O çekişme aslında o kadar bir çekişme değil. Bu bilim adamları, bilim insanları aslında buna bir konsensüs yaratıldı bu konuda. Küresel ısınma kesinlikle var. Artık soru insan tarafından mı değil mi? Ve insan tarafından olduğu da fosil yakıtlar yakıldıkça bu küresel ısınma sorunu daha da artan ve hatta bunun kendi kendine yani self-sustaining bir şekilde olmaya devam etmesi o kritik miktara ulaşması için çok az bir sene kaldı. Yani bir noktadan sonra artık bizim yapacağımız çok bir şey kalmayacak gibi bir noktaya geliyor. Onun için bu zaman diliminde yapabileceğimizi yapmamız lazım. Yani en yakın zamanda bu konuda hareket etmemiz, siyasi irade göstermemiz lazım. Tabii bu kesinlikle bunun böyle olduğunu birçok insan kabul ediyor. Ancak farklı tezler de çıkıyor. Bahsettiğim çekişme aslında oydu. Yani dünyada tabii ki ciddi büyük lobiler var. Bunların başında da petrol lobisi geliyor ve küresel ısınma aslında bu lobiyi ve bu lobinin faaliyetlerini kar alanlarını da tehdit eder hale geldiği için antitezler de üretiliyor doğal olarak. Küresel ısınma yoktur gibi. Bunların bu hafta çok fazla çıkması sebebiyle belki de burada ve bu bağlamda, bu kapsamda anmamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Bir diğer konuya geçiyorum. Salı günü ilginç bir eylem haberi geldi yine Greenpeace'ten. Greenpeace Akdeniz Türkiye'de. Türkiye'de yavaş yavaş daha da aktif olmaya başladı Greenpeace. Çünkü surlara asılan bir termiği protesto eden yanlış hatırlamıyorsam bir pankart vardı. Ve bu kez Salı günü de Haliç Kongre Merkezi'nde. Greenpeace gönüllüleri diyelim ve orada bir petrol, dünya petrol devinin 90. yıl kutlamasında sanırım bir baskın yaptılar. Yani Shell'in 90. yıl dönümüydü. Türkiye'de varoluşunun 90. yıl dönümüydü. Bunu kutlamak için bir organizasyon düzenlemişlerdi. Konser organizasyonu. Ve bizi çağırmadılar. Ama biz bulunmak istedik. Davetsiz misafir. Evet, biz orada bulunmak istedik. Onlarla direkt iletişime geçmek istedik. Kuzey Kutbu'ndan çıkın, sondajı durdurun. Shell'i biliyorsunuz Alaska'da petrol. İlk buraya Kuzey Kutbu'na buradan girmeye çalıştılar. Fakat gemileri karaya vurdu. Petrol platformu karaya vurdu. Bir gemi o karaya vuran öbür gemisi yandı. Yani bir sürü hatadan ve kazadan sonra Alaska'ya askıya almak zorunda kaldılar. Düzenlemesi daha az olan Rusya, Gazprom'la anlaşıp Rusya'dan Kuzey Kutbu'na girmeye çalışıyorlar şimdi. Ve biz de bunu durdurmak istiyoruz. Evet, onu durdurmak istediğinizi gösteren bir eylem oldu. Biz konuşurken arkadaşlarım bir anda o eylemin görüntülerini de verdiler. Gerçekten ilginç bir yani zaten Türkiye'de görmeye çok alışık olmadığımız bir şeydi. Çünkü örnekleri dünyada sanıyorum var. Peki bundan sonra nasıl bir gündem var? Dünyada biraz yani muhakkak vardır planlar ama Türkiye özelinde, Greenpeace Akdeniz özelinde bundan sonraki kutuplarla ilgili adımlar, projeler, hedefler neler olacak? Yani bu yönde devam etmeye ilerleyeceğiz. Hedefimiz Shell değil aslında. Bizim asıl hedefimiz Kuzey Kutbu'nu korumak. Antarktika'da 1994'te Antarktika'yı korunmuş alan ilan ettiğimiz gibi, o kampanyayı kazandığımız gibi Kuzey Kutbu'nu da korunmuş alan ilan etmek istiyoruz ve o kampanyayı da kazanmak istiyoruz. Bizim asıl amacımız bu. Yani herhangi bir şirketle bir sorun yok. Yani bu Kuzey ya da şirket Kutbu'nun üzerinde bir problem değil. Yani Kuzey Kutbu'na girmeye çalışan Shell var, BP var, Statoil var, Kokona Philips var. Ama Shell bunların lideri, yani önde gittiği için özellikle Shell'e karşı bir kampanya. Ama yani asıl amacımız dediğim gibi Kuzey Kutbu'nu korumak. Kuzey Kutbu'nu korumak istiyoruz, seviyoruz. Evet, peki. O halde yine başladığımız konuya dönelim programımızın sonuna yaklaşırken. Hafta sonu bu kapsamda Kuzey Kutbu'nu korumak isteyen Greenpeace'in Türkiye'de de bir etkinliği olacak. 4 şehirde. Hangi şehirlerde onlar? Mersin, Yalova, Eskişehir, İstanbul. İstanbul'da saat 16'da başlayan bir bisiklet turu olacak değil mi? Bütün şehirlerde 16'da, yalnız İstanbul'da 13'te. Saat 3'te. Saat 3'te, 15'te, bir 15'te. Saat önce. Peki dünyada da birçok şehirde aynı gün yapılıyor. Eş zamanlı olması gibi bir durum mümkün değil sanıyorum zaten değil mi? Yani eş zaman bir Kadıköy'de olduğu için
bir onu 15'e çektik. Hı-hı. Ama onun dışında bütün şehirlerde yani küresel olarak aynı saate tekabül ediyor. Aynı saatte olacak yani her saat birinde. 4'te. Aynı saatte yanlış hatırlamıyorsam verdiğiniz rakamı 14 bin kişi dünyada kutupları korumak için pedal çeviriyor olacak. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çağrı Özütürk, Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu bizimle oldu ve hafta sonu gerçekleşecek bu etkinliği aktardığınız için. Evet değerli izleyenler, bir kez daha hatırlatalım. Bu hafta sonu hem Bisiklet Filmleri Festivali gerçekleşecek hem de kutuplar için Greenpeace öncülüğünde başlatılan ve dünyada 30'dan fazla ülkede, 100'ü de aşkın şehirde gerçekleşecek olan bir bisikletli eylem olacak. Kutuplar için pedallayacak dünyanın dört bir yanında 14 bine yakın insan. Şimdi Yeşil Bülten'in sonuna geliyoruz. Haftanın da son Yeşil Bülten'i aynı zamanda bir videoyla kapatıyoruz. Yeşil Bülten'i bu bahsettiğimiz etkinlik için Greenpeace tarafından hazırlanmış bir video var karşınızda. Keyifli hafta sonları diliyoruz.